Hoş geldiniz. Fatma ben. Bugün yeni almış olduğum parfümlerden bahsedeceğim. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın. Başlayalım. Ben aldım. Hadi. Bu görmüş olduğunuz parfümleri tabii ki hepsini bir keklikte almadım. Bu yaklaşık 1,5 aylık falan içerisinde alınan parfümler. Bunların hepsinin incelemesini yapacağım şu hariç. Çünkü bunu anlattım. O yüzden bunların hepsinin incelemesini yapacağım. Bilginiz olsun. O yüzden şu an böyle çok kısa kısa geçeceğim. Ama bunları açayım mı ya? Açayım değil mi? Çok az bekleteceğim sizi. Bunu neden açmadan gösterdin ki? Ben de bilmiyorum ya. Neden öyle bir şey yaptım ki? Neden yaptım? Çünkü artık parfümleri olabildiğince kutularında saklamaya çalışıyorum. Tabii böyle olunca da çok yer kaplıyorlar ama yapacak bir şey yok. Çünkü parfümleri daha iyi saklayıp korumanız için karanlık bir ortamda ve biraz daha serin bir ortamda kalması gerekiyor parfümlerin. Güneş ışığından olabildiğince parfümlerinizi uzak tutun ki parfümlerinizin daha uzun süre kullanabilirsiniz. Hani bozulmalarını önler. Bilginiz olsun. Şimdi bu şekilde ne kadar görünüyor? Bilemiyorum. Şöyle yapayım. Biraz ses oluyor, kusura bakmayın. Evet. Kısaca hepsinden bahsedeceğim. Çünkü anlatmayacağım. Bunların hepsini tek tek inceleme videosunu çekeceğim dediğim gibi. O yüzden bu ilk parfümümüz ST Dupont'un Pour Femme parfümü. Bu kapağı da şöyle enteresan bir şekilde böyle tepeden açılıyor. Böyle bir şekilde açılıyor. Şöyle. Şu parfümü. Belki bunu bileniniz vardır. Belki sizde de vardır bu. Bu benim bilmediğim bir parfümdü ve ben bunu gittim 100 ml aldım. Niye öyle bir şey yaptıysam. Gittim 100 ml aldım. Ha, bu arada bundan sonra parfümlerimi artık olabildiğince 30 ml şeklinde ya da 50 ml şeklinde almaya, yani 100 değil de daha düşüklerinden almaya çalışacağım. Çünkü parfümler bitmiyor. Yani bitmeyince bu sefer insanın da canı sıkılıyor. Şimdi mesela bu benim sanıyorum incelemesinde de en zorlanacağım parfümlerden biri. Çünkü bunun içinde bir yosun kokusu var. Hani bu kadar, hani epey de baskın bir yosun kokusu var. Hani bu kadar yosun kokacağını bilemiyordum. İşte kör olaş yapınca böyle oluyor. Ama yosun kokusunu hissetmek istiyordum bu parfümde. Acaba yosun bir parfüme ne katıyor, ne veriyor diye bilmek istiyordum. Öğrendim. İncelemesinde anlatacağım daha detaylı. Bunlar da Golden Niche markasının Sultan ve Trisur parfümleri. Golden Niche. Duydunuz mu? Bir Türk firması ve niche parfümleri üreten bir Türk firması. MR'da yerleri varmış. Yalnız şöyle bir durum var. Evet, parfümleri gayet güzel. Ben birer fıs sıktım. Bunları bu arada size hediye edeceğim. Birer fıs sıktım. Çünkü ikinciyi özellikle Sultan'da kaldıracak bir bünyem yok. Anlatacağım bunları gerçi. Onların da dediğim gibi incelemesini yapacağım ama bu çok baharatlı. Bayağı çok baharatlı. Bu da tam tersi çok zarif, çok böyle temiz, sabunumsu, çiçekli kokan bir parfüm. Şimdi bunlar gerçekten içeriğinde ne varsa onu size net olarak veriyor bu parfümler. Evet, çok güzel ve çok kaliteli bir şekilde yapılmış bunlar. Ama designer parfümler gibi değiller.
Yani bunlara alışık bir burnunuz varsa bu biraz sizi zorlayacak bunlar. Dediğim gibi bunların incelemesini yapacağım ama bunların fiyatları genel olarak niş markalarına göre çok uygun. Bayağı uygun. Ben bunu yaklaşık bir yıl önce duymuştum bu markayı. Duyduğumda almak istedim ama internette satışları yoktu. Yeni yeni internete vermişler. Ben de bunları Trendyol'dan aldım. Yalnız ambalajlarının şeyi biraz kötü. Ama gerçi metalde geliyor. Cam değil sanırım bu. Cam da olabilir bilmiyorum ama. Metali bir garip bir metal. Oldukça ağır bu arada. Oldukça ağır. Ama şey böyle şu ambalajını çok beğenmedim ben. Yani fazla arabik. Fazla. Gerçi kokular da öyle. Çok arabik. Neyse bunları anlatacağım. Daha fazla üzerinde durmak istemiyorum. Dediğim gibi bu parfümleri ben size hediye edeceğim. Mutlaka o videomu da izleyin. Hani yorumuma istinaden hangisini daha çok hoşunuza giderse ona göre siz de tercih edebilirsiniz bunlardan hangisini istiyorsanız. Bu da Yves Saint Laurent'in Man Paris parfümü. Bu 30 ml. Ne güzel küçücük. Pardon. Ne güzel küçücük işte bu yani. Bunu ben çantaya falan böyle yazın sıkmak için almıştım. Bu tam yazlık bir parfüm. Meyveli, tatlı parfümlerden biri. Ve özellikle genç yaştaki herkesin ya da meyveli parfüm seven herkesin çok çok beğenebileceği bir parfüm. Bunu da epey beğendim ve yazın kullanacağım parfümlerden biri. Bu diğeri de Gucci'den Bloom Aqua Difori parfümü. Bu da yemyeşil koktuğunuz bir parfüm. Ve limonlu, yeşil limonlu. Yeşil limonlu koktuğunuz bir parfüm. Cidden öyle. Tam bu da yazlık bir parfüm. Şu ikisi yazlık. Bu videodan sonra bunların inceleme videoları gelecek. Yaz için parfüm düşünüyorsanız bunları da dinlemenizi öneririm. Bir diğer parfümüm Elsaab'tan Le Parfum Invite. Bunun videosunu çektim bu arada. Buna bayıldım bu parfüme. Bunu da bana bu incelemelerde Elsaab'ın Royal parfümünün incelemesini yaptığımda Harika Evren miydi? Bir bayan yazmıştı, onda varmış. O önermişti bana da bunu. Hani bunu kullanıyorum, oldukça kalıcı, güzel bir parfüm diye. Çok güzelmiş. Çok seksi. Çok beğendiğim parfümlerden biri oldu bu. Bunu da incelemesini mutlaka izleyin. Dediğim gibi çektim, yayınlayacağım. Mutlaka izleyin onu. Hani... Çok güzel portakal çiçeği kokuyor. Çok güzel kokuyor. Çok çiçekse aynı zamanda biraz odunsu, yumuşak ve çok seksi. Ve tatlı bir parfüm. Çok da seksi bir parfüm. Bayılıyorum ona. Geçelim bir diğerine. Bu da Dior'dan Edith parfümü. Bu tarçın kokusunu seviyorsanız çok seveceğiniz parfümlerden biri. Tarçınlı çiçek kokuyor. Kimisi bunu sütlaç kokusu olarak da nitelendiriyor. Tarçından dolayı sanırım. Böyle sütlaca benzetiyorlar bunu. Ama ben sütlaca çok benzetemedim. Şöyle yoğun tarçın kokuyor. Ama evet biraz böyle bir hafif sütümsü de bir kokusu var. Hani yoğun böyle yoğunlaştırılmış bir süt. Yani sanki içine nişasta atmışsınız gibi. Azıcık da vanilya atın içerisine. Üzerine tarçın koy. İşte sütlacı andıran tarafı o. Evet o şekilde kokuyor. Ama çok fazla tarçın kokuyor. Anlatacağız onu da. O videolarımı da izleyin mutlaka. Bu Armani C. Bunun büyüğünü alacağım demiştim. Bende küçüğü vardı. Bunun büyüğünü alacağım demiştim. İndirimde görünce de aldım. Joker parfümlerimden biri. Soğuk zamanlarda, yani çok aşırı sıcaklar hariç, soğuk zamanlarda, yaz, kış kullanabileceğiniz parfümlerden biri. Bunu benim gibi o küçüklerinden alırsanız, 30 ml'inden falan, çantanıza da atarsınız. Çantanızda durur, istediğiniz zaman sıkarsınız ihtiyacınız olduğunda. Ve nereye giderseniz gidin, sizi kurtaracak parfümlerden biri. Bilginiz olsun, benim son zamanlarda aldığım parfümler bunlardı. Bir de şey de aldım. Yani bunu göstermem ne kadar doğru bilmiyorum. Yani parfüm değil bu arada. Çok alakasız bir şey göstereceğim.
karantina döneminde tabii bir yere çıkıp bir şey yapamadığımız için. Ya bir de ben bunu bu tarafta bulamıyorum. Dermo eczanemden aldım internetten. Genelde oradan alıyorum bu yüz kremi falan. Bu yüzümde ben La Roche-Posay'in Effaclar H kremi var. Şurada ne kadar görünecek bilmiyorum. Effaclar H. Bunu kullanıyorum. Bu çok yüzde sivilce falan, yani çok değil, sivilce falan yapmıyor. Ama o arada başka bir hani böyle çok aşırı yağlı falan yediyseniz, yani yüzünüz illa yapıyor olabilir ama bu genel olarak öyle sivilce falan yapımına engel oluyor. Yani çok hormonal bir şey olmadığı sürece çok fazla sivilce falan yaptırmıyor. Bir de bunun duosu var, yani çok meşhur olanı. Onu da yazın kullanıyorum. Bu nem veren seri, yani nem veriyor cilde. Duo da daha çok böyle özellikle karma ciltler için ve yağlı ciltler için böyle bu sivilceleri falan engelliyor oluşmasını. Bende zaman zaman oluşuyor. Özellikle benim şuralarımda çok fazla oluşuyor ya da alnımda falan. Gerçi normal oluşması çünkü benim elim hep yüzümde. Hep yüzümde yani. Ve çok böyle abur cubur da yediğim oluyor. O yüzden oluyor bende de sivilce. Bunu kullanıyorum. O duoyu da şeyde kullanıyorum. Yazın kullanıyorum özellikle. Çünkü bu yazın çok fazla geliyor. Nem verdiğinden dolayı çok fazla geliyor. Ve yüzümde çok fazla parlama yapıyor. Duo o yüzden daha iyi geliyor. Daha matlık sağlıyor. Ama şöyle bir şey oluyor duoda. Cildim o kremi ya tam olarak emmiyor ya da emince geri atıyor. Bilmiyorum böyle elime yüzüme değdirdiğimde o üstünde o kremin kuruduğunu görüyorum. Böyle yüzümde beyaz beyaz kurumuş oluyor krem. Şöyle elime aldığımda pütür 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 o bütün kremi yüzüme tekrar çıkarıyorum neredeyse. Öyle bir sorun yaşıyorum. Yani onda daha sık yaşıyorum. Özellikle kışın inanılmaz yaşıyorum. Yazın o kadar çok yaşamadığım için yazın onu daha çok kullanıyorum. Bir de o yüzümde o kadar çok şeylik yapmıyor. Parlama yapmıyor. O yüzden iyi gidiyor. Bunu da Clarins'in güneş kremini aldım. Vücut için bu. Ama ben bunu yanlış almışım. Neden öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Yani hiç de fark etmedim. Gelince fark ettim. 20 faktör almışım. Yani 50 faktör diye alacaktım ama 20 almışım. Neyse çok önemli değil. Kullanırım ben yine onu. Bir de şöyle bir şey aldım. Özellikle bunu aslında göstermek istemiştim size. Uruage'nin şöyle bir stick formunda bir güneş kremi bu da. Ama stick formunda. Bu özellikle yazın çok beyaz tenliyseniz ya da çok mesela burnunuzun üstü çok yanıyordur. Kulaklarınızın kenarları çok yanıyordur. Ya da şu göz tarafınız daha çok yanıyordur ve bu taraflar daha fazla soyuluyor. İşte bu hassas derinin olduğu yerlerde kullanmaya yönelik stick bir şey. Güneş kremi. Ama stick şeklinde, yani böyle direkt sürüyorsunuz onu. Daha koruyuculuğu yüksek mi? Zaten 50 faktör. Hani hassas deride bu daha etkiliymiş. Özellikle dediğim gibi göz çevresi, işte burun üstü en çok yanan yerler ya, kulaklar falan. En çabuk ve en çok yanan, en çok da soyulan yerler. O yüzden bunu, yani böyle bir şey almayı düşünüyorsanız ya da öyle bir sorunla karşılaşıyorsanız siz de kendinizde, bilmiyorum netlemiyor ki. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Umarım görebilmişsinizdir. Şöyle bir de şey aldım. Şimdi ben normalde şey yapıyordum. Ay ne kadar çok şey dedim. Son 2 yıldır ben önce güneşe çıkmadan önce solaryuma gidiyordum. Özellikle Nisan ayında başlıyordum gitmeye. Ki Haziran'a falan bronzlaşmaya başlamış olayım. Ki bayağı bronzlaşıyordum o zamana kadar. Ondan sonra güneşe çıktığımda vücudum o kadar çok yanmıyor. Çünkü baştan bir vücudu güneşe o sıcağa alıştırmış oluyorum. Birden o şey aşırı sıcağa çıkınca tenim cayır cayır yanıyor benim. Çünkü normalde ben beyaz tenliyim. Cayır cayır yanıyor. İşte bunu engellemek için son 2 yıldır şey solaryuma gidiyordum. Şimdi tabii solaryuma da gidemedim. O yüzden böyle kremler falan almaya başladım. Bir tane de 50 faktör alacağım bundan. Çünkü bayağı cayır cayır yanacağım. Tabii buna engel olmam gerekiyor. Bir tane daha güneş kremi yüz için aldım ama o iş yerinde kaldı. O yüzden onu gösteremiyorum. Onu da hiç açmadım. O da hangi markanındı vallahi hatırlamıyorum. Clarins'in de olabilir. Şu Uruage'nin de olabilir. İkisinden birinin bilemiyorum. Onu da aldım. O 50 faktördü. Onu iş yerinde günlük kullanım için aldım. Yani gerçi tatile ya da denize gittiğimde de kullanırım. O yüzden aldım. Güneş kremlerim vardı ama hepsini attım.
Çünkü onları bir yıldan sonra çok fazla tutmayı sevmiyorum. Bir de dediğim gibi ben son zamanlarda solaryuma alıştığım için daha sonra ben güneş kremi de kullanmıyorum. Yani şöyle 20 faktörlük bir güneş kremi beni karşılıyor mesela ihtiyacımı. Yani 50'ye falan hiç gerek yoktu. Ama bu sene daha ne yapacağıma karar vermedim. Büyük ihtimal direkt denize gideceğim. O yüzden de bunun için bir önlem almam gerekiyor. İşte yağlardı, kremlerdi. Bunlara bir dikkat etmem gerekiyor. Bir de bunları aldım. Ben dediğim gibi bu biraz alakasız oldu ama bunu da göstermek istedim. Bu şekilde bunların dediğim gibi hepsinin incelemesini çekeceğim. O videolarımı izlemeyi unutmayın. İlk iki gelecek video bu olacaktır. Şu ikisi. Çünkü bunlar yazlık parfümler. Diğerleri daha sonra gelecek. Şu hariç bu gelmeyecek. Diğerleri daha sonra gelecek. Dediğim gibi videolarımı izlemeyi, beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.